وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. Allah Azze ve Celle 48. ayette yine Resullerden bahsetti. Önceki ayetlerde daha önce 42. ayette yine gönderdikleriyle alakalı konu açmıştı. Onlara da Resuller gönderdik senden önce. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخِذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ Sonra onları sıkıntılarla, zorluklarla, hastalıklarla karşı karşıya getirdik ki لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Konu öyle başlamış. Bu kesimi Cenab-ı Hakk'ın terbiye ettiği, kendisine iyice çağırdığı, tövbe edip dönmeleri için sıkıştırdığı bir kesimden bahsetti ki onlar buna rağmen, Cenab-ı Hakk'ın bu sıkı çağrısına rağmen sırt dönen, Allah Azze ve Celle'nin hatırlattığı şeyleri unutup geri plana atan bu kimseler, Cenab-ı Hak onların akıbetlerinin nasıl ansızın fecaatle, felaketle sonuçlandığını anlatmıştı. Araya bir ayet girdi. Cenab-ı Hak bize dönük olarak bir bakıma benzer bir felaketin bizim de akıbetimiz olmaması için soru sordu. Allah Azze ve Celle sizin işitmenizi, basiretinizi alsa, kalplerinizi mühürlese, sizin durumunuz nedir? Sizin öncekilerden farkınız ne? Allah'tan gayrı bir ilah size bunları sağlayabilir mi? Men ilahun gayrullahi yetikum bihi. Kendinizi emniyete almış, Cenab-ı Hakk'a karşı korunaklı bir şekilde bir yere veya bir mekana atmış. Böylece Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına karşı kayıtsız kalabilme keyfiyetine mi kavuştunuz? Yani öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelebilir. Bırakın evinizi, yerinizi, yurdunuzu Cenab-ı Hakk'ın alıp perişan etmesini. Bizatihi kendi bedeninizden işitmenizi, basiretinizi alabilir. Kalplerinizi mühürleyebilir. Böylece sizin de akıbetiniz onlarınkinden farksız olur. Allah'tan gayrı güvendiğiniz birileri mi var biçimindeki bu ayet, yukarıdaki ayetlerle bir sonraki ayet arasında arada kalan bir ayet. Cenab-ı Hakk'ın bize aynayı tuttuğu, ibret almamız için siz kendi durumunuza bakın. Öncekilerin akıbeti gibi perişan bir sonla sonlanmayın dediği bir ayetti. 47. ayet. O yüzden ayetin sonunda "Undur keyfe nusarriful ayat. Lal thumma hum yasdifun." Bak biz nasıl ayetlerimizi böyle ayrı ayrı açıklıyoruz, gösteriyoruz. Ama onlar ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ yine de yüz dönüyorlar, sırt dönüyorlar. Devamındaki ayette Allah Azze ve Celle azabım size gündüzleyin aşikar bir şekilde yahut ansızın gizlice gelse helak edilen zalimlerden başkası olmaz. Bundan emin olun diye bir ayet daha vardı. Şimdi yine Allah Azze ve Celle Resullere geri döndürdü konuyu. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ Biz zaten gönderdiklerimizi اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ Ancak müjdeleyiciler olarak gönderiyoruz. وَمُنْذِر۪ينَ Ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Bu ifade Allah Azze ve Celle'nin gönderdiklerinin bir bakıma hangi maksatla, hangi sebeple geldiğini esasen çerçevesini çiziyor. Allah Azze ve Celle gönderdiklerini müjdelesinler diye göndermiş. Sıralama oldukça dikkat çekici, müjde öncelikle ifade edilmiş. Demek ki Allah Azze ve Celle müjdelesin diye gönderdiklerini insanların içerisinden çıkardı. Onlara Yaradan'dan bilgi, haber getirdiler. Esas olan müjdeydi.
Fakat bu müjdeyi uyarıya tebdil eden, uyarıya çeviren kulların geliştirdikleri tepkiler, olumsuz tepkiler oldu. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ Şu Allah Azze ve Celle'nin kendilerine nimette bulunduğu, nimette bulunmak istediği kimselere bir bak. Onlar Allah'ın nimetini küfre tebdil ettiler. بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا Dolayısıyla ilk başta Resuller geldiklerinde müjde diye bağıra bağıra geldiler. Bu müjdeyi umursamayan, buna talip olmayan, buna sırt dönen, bunu ciddiye almayan, hatta hafife alıp küçümseyen, alay eden kimseler bu kez aynı Resullerden, aynı peygamberlerden uyarıyla karşılaştılar. Bu da yine Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bir uyarı. Dolayısıyla onların misyonu belki bu iki kelime ile özetlenebilir. Onlar müjdeciydiler, onlar uyarıcıydılar. Müjde, Allah Azze ve Celle onları gönderirken kullarını müjdelemek istedi. İçinde bulunduğunuz alemin yaratıcısı olarak ben sizleri var ettiğim bu ortamdan kalıcı bir hayata, sınırsız bir eğlenceye, zevke, saadete çağırıyorum. Vallahu yed'u ila daris selam. Esenliğe çağırıyorum. Hastalığın olmadığı, sıkıntının olmadığı, yorulmanın, sınırlık geçimin, maişetin, derdin, tasanın, ölümün hepsinden önemlisi olmadığı esenlik. Girenlerin elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Elhamdülillahi lezî ahallena dâral mukâmeti min fadli la yemessuna fîhâ nasabun ve la yemessuna fîhâ lughûb. Bizi bu kalıcı yurda ileten, bizi buraya getiren, sokan Allah'a hamdolsun. Öyle bir kalıcı yurt ki la yemessuna fîhâ nasab. Bize burada herhangi bir yorgunluk değmiyor. Herhangi bir bıkkınlık dokunmuyor. La yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lughub. Böylesi keyfe keder şeylerin bile bulunmadığı, usanç bile olmadığı, zevkin tadında ve sürekli olduğu bir yerin müjdesiyle Resuller geldiler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kullarını evvel emirde iyi bir seçenekle karşı karşıya getirdi. Onlara güzel bir davette bulundu. Onları var ettiği, yarattığı bu hayat içerisinde iyi bir planla, onlar için iyi bir planla mesaj gönderdi. Allah Azze ve Celle'nin kulları açısından seçeneği dolayısıyla olumluydu. Düşünülebilecek, tasavvur edilebilecek en güzel şeyi onlara takdim etti. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ dediği o muazzam kazanımı kullarına sundu. Bu sebeple Allah Azze ve Celle niçin yarattı da yakıyor, işte kötü bir ilah olsa gerek tarzı düşünceler yersizdir. Allah Azze ve Celle kullarını yakmak için, cezalandırmak, azap etmek için değil, onları esenlik yurduna dahil etmek için yarattı. Ve çağrısı da kullarına yönelik bu yöndedir. Memnuniyeti de bu yöndedir. Kulları Allah Azze ve Celle'nin bu anlamda çağrısına olumlu icabette bulundukça Allah Azze ve Celle bundan memnun olur. وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Eğer şükredenlerden olursanız Allah Azze ve Celle bundan memnun olacağını haber veriyor. Dolayısıyla ilk seçenek, güzel seçenek, Cenab-ı Hakk'ın planladığı, kulları için istediği ve hepsinden önemlisi razı olduğu. Yani herhangi bir kul bunu yaptığı zaman Cenab-ı Hak biri daha cennetin yoluna girdi, cehenneme kimse kalmayacak diye bundan memnuniyetsizlik duyan birisi değil, tersine bundan memnun olan birisi olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla
Ayetteki mübeşşirine sırası önemli. Bu Cenab-ı Hakk'ın kitabı Bismillahirrahmanirrahim diye başlaması kadar dikkatli bir ifade. Allah Azze ve Celle kullarına kendisini tanıtırken nasıl hemen ilk ayette hem Rahman oluşunu hem Rahim oluşunu, biri diğerine çok benzeyen bu yakın iki ismini birlikte o denli kapsamlı rahmetini engin yaşatacağı, hissettireceği müjdesiyle kullarına kendisini böyle tanıtmışken, demek ki Allah Azze ve Celle bizim için iyi olanı istiyor. Hani o bizim için kötü olanı istiyor da biz biraz zorlayınca iyiyi ondan koparıyoruz gibi değil. Bazı insanların Allah algısı böyle. Cenab-ı Hakk'ı potansiyel olarak kendi aleyhlerinde tasavvur ediyorlar. Onu kendi lehlerine çevirmek için çaba gösterdiklerini düşünüyorlar. Bazıları da mesela Hristiyanlardaki anlayıştaki gibi o oldukça sert ve rahmetin harekete geçirilebilmesi için oğlu üzerinden bir süreç gözetilmeli anlayış. Oğlunu da zaten o bu süreci işletmek üzere bir beşer suretinde insanlık içerisine gönderdi. Dolayısıyla onu ayartırsanız veya onu memnun ederseniz, daha doğru bir ifadeyle, o da babasını memnun eder. Böylece neticeye varabilirsiniz. Bundan gayrı onu memnun etmenin bir yolu yoktur. Dolayısıyla yegane kurtuluşun yolu İsa Mesih üzerinden geçer. Sonsuz saadetin ancak yolu kulun ona kendisini açması, sunması, teslim etmesi, Rab olarak kabul edip kabullenmesiyle mümkündür. Yoksa Allah Azze ve Celle ile bir iletişim kuramaz, onu memnun edemez, ona ulaşamaz, ona erişen, ulaşan yol sadece Mesih üzerinden geçer. Bu anlayışta Yüce Allah Azze ve Celle şirk koşularak ikincil bir plana, yani teklikten çokluğa düşürülmesini bir tarafa koyun. Çok önemli tabii. Yanı sıra bir o kadar merhametsiz telakki edilmekte. Kullarına karşı olumlu bir refleksi bulunmayan, onun olumlu hale getirilmesi için işte başka şeylerin devreye sokulduğu bir kimse olarak gözüküyor. Bu anlayışın bize uzanan boyutunda da insanlar kimi ölmüş yahut hayatta şahsiyetleri yine Allah Azze ve Celle'ye ulaşabilmek üzere bir kestirme yol addeden ve onların memnuniyeti üzerinden Cenab-ı Hakk'ın memnuniyetini zaten celbedeceğini, çantada keklik gören anlayış da buna kısmen yakın bir anlayıştır. Her ne kadar doğrudan içinde şirk barındırmasa da Cenab-ı Hakk'ın rahmetine doğrudan seslenmeyi kendisi açısından uzak gören, muhal gören, bu yanıtı, bu dönüşü Allah Azze ve Celle'den alabilmek için illaki birilerinin devreye konması gerektiğini düşünen insanlar da yine benzer bir yanılgının içerisindedirler. Allah Azze ve Celle daha bizatihi Resulünü, bırakın onu bunu, bizatihi Resulüne sana beni sorduklarında demişken وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ, ben yakınım. Ucibu da'vete da'i, çağıranın çağrısına icabet ederim. Dolayısıyla kul ile Allah arasında doğrudan bu ilişki, kulluk ilişkisi. Ve bu ilişki bakımından hepimiz müşterekiz. Bütün yaratıklar o samed olan Allah Azze ve Celle önünde ona kulluğa muhtacız. Onun her türlü terbiyesine muhtacız. Verdiği her şeyi, nimeti her birimize ayrı ayrı Rab olarak, kul olarak veriyor. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle'yi tasavvur ettiğimiz yerde onun bizim için aslında iyi olan seçeneği planladığını, istediğini ve bizi buna çağırdığını düşünmeliyiz. Peki nasıl oluyor da insanların çoğu iyi olan seçeneği ıskalıyor derseniz, kaçırıyor derseniz, kaçırmıyorlar, ıskalamıyorlar. İnsanların çoğu iyi olan seçeneği ellerinin tersiyle itiyorlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onlar için ilk verdiği kartta onları esenlik yurduna çağırdığı bir
davet mevcuttur. Bunu yırtıp kaldırıp fırlatıp atanlar, sanmayınız ki hemen ikinci karta cehennem seçeneğine kalıyorlar. Cenab-ı Hak halim olduğu için ona bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha o davetini kim bilir yaşam boyunca kaç kez yineliyor, tekrarlıyor. Ancak inat eden, ısrar eden kullar nihayetinde öteki seçeneğe, kötü olan seçeneğe kalıyorlar. Burada da Cenab-ı Hakk'ın yine rahmeti işliyor ve inzer dediğimiz uyarı süreci başlıyor. Pat diye tepesine vurup defaten tek seferliğine hemen cehenneme kaldırılıp atılmıyorlar. Dolayısıyla burada mübaşşirine, müjdeleyici ne kadar kulağımıza hoş geliyorsa aslında munzirine de o kadar kulağımıza hoş gelmeli. Çünkü inzar uyarı tehdit değildir.